Evet, günün sorusunu soralım. Camiye neden sağ ayakla giriyoruz, sol ayakla çıkıyoruz? Soru güzel. Neden camiye sağ ayakla girilir, sol ayakla çıkılır? Çünkü cami Allah-u Teala'nın evi olduğu için oraya bir an önce girmek için, vücudun sağ tarafı ehemmiyetli olduğu için camiye güçlü taraf sağ ayakla girilir. Hem de hürmette de güzeldir sağ ile başlamak. Bir an önce camide daha fazla, birkaç sahnesi daha fazla içeride. Çünkü vücudun girdiğini kabul etmek sağ ayağın girmesiyle kabul ediliyor. Kapıdan sağ ayak geçtiyse vücut artık içeri girmiştir kabul ediliyor. Yani birkaç sahnesi dahi olsa Allah'ın evinde daha fazla kaldın manasına gelir. Bu arada araba plakasıyla çekmeme, insan yüzü çekmeme dikkatini için hep yerleri çekiyoruz. Evet, camiye girdim ve dışarı çıkarken de hala vücut içeride daha fazla kalsın diye sağ ayak geride bırakılır. Sol ayakla camiden çıkılır ki birkaç salese daha orada bulunduğuna şahitlik olsun diye, edilsin diye. Onun için camiye sağla giriyoruz, solla çıkıyoruz ve çıkarken de edepte şu var. Siz nasıl ki bir misafirle gittiniz, çıkarken ayakkabınızı aldığınız yere pat diye atarsanız ev sahibine saygısızlık olur. Ayakkabıyı alıp yukarıdan aşağı atmıyoruz. Eğiliyoruz, ayakkabımızı sessizce yere koyuyoruz. Sağ ayağımızı giyerek çıkıyoruz. Evden de çıkarken, camiden de çıkarken, ayakkabı giyerken tabii sünnetmeyi kim ahiret ve dünya ve hayata inanan kim varsa ayakkabısını ters çevirmeden giymesin. Ayakkabımızı ters çevirerek, sünnetini yerine getirerek, sağ ayağımızı giyerek çıkıyoruz. Evet, Allah kabul etsin.